Beytan Can Özer geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Bu Beytan'ın ilk gözaltısı değildi. Çünkü mesleğe başladığından bu yana neredeyse sayısız kez gözaltına alındı. Bir kere tutuklandı, yine hakkında soruşturmalar devam ediyor. Özellikle Jinnis Mezopotamya Ajansı muhabirleri uzun zamandır iktidarın hedefinde. Zaten yapılan her haber, yaptığımız her haber bize suçlama konusu olarak dönerken bir yandan da gözaltı ve tutuklama gibi yıldırma politikalarına maruz kalıyoruz. Bir arkadaşımız alınıyor, biri bırakılıyor, tekrar bir arkadaşımız alıyor. Artık bu sistematik bir hal aldı. Bu süreçte gerçekleri açığa çıkaran iktidarın temel politikalarının toplumun üzerinde yarattığı bu baskı atmosferini ve var olan hukuksuzlukları açığa çıkaran arkadaşlarımız her geçen gün iktidarın hedefinde, özellikle Jinnis uzun zamandır iktidarın hedefinde, ajansımız 32. kez erişime kapatıldı. Şimdi bir tecavüz haberi, bir katliam haberi yaptığımız zaman ya da siyasi partilerle ilgili, diyelim örneğin HDP ile ilgili bir haber yaptığımız zaman sitemizin kapatıldığını görüyoruz. Her kapatıldığında biz daha şevkle yolumuza koyuyoruz. Her ne kadar gözaltıya, tutuklamalara devam etse de bütün arkadaşlar sahada olmaya devam ediyor. Bu pozisyon onları yıldırmıyor. Çünkü gerçekten özellikle o hal sürecinden beri var olan bu atmosferde bize yaşatılanlara alıştık. Bürolarımız kapatıldı. Biz bulduğumuz her mekanı büro haline getirdik. Haber kaynaklarımız gözaltına alındı. Biz başkalarına ulaştık. Sürekli bir zorlama ve baskı cenderesinin içinde olmamıza rağmen yeniden ürettik, yeniden inşa ettik. Bugün de her ne yaparlarsa yapsınlar, bizim hepimizi de alsalar arkamızda bir şey yapacak yüzlerce insan var. Ardıllarımız var. Biz o yüzden bu özgür basın geleneğinin bir miras olduğunu ve birçok kişiye de devrettiğini söylüyoruz baştan beri. Beritan Can üzerinde artık serbest bırakılmasını istiyoruz. Yaptığı tek şey haberciliktir, gazeteciliktir. Aslında bir anlamıyla gazetecilik kriminalize ediyor. Bir kadın üzerinden sürekli kriminalize ediyor. Tüm toplumun, tüm gazeteci örgütlerinin ve tüm kesimlerin aslında buna ses çıkarması gerekiyor.